Değerli dostlarımız, birlikteliğimiz devam ediyor. İhlası konuşuyoruz hocam bölümümüzde. Artık ihlas kavramını hayatımıza oturttuğumuzda ne gibi etkileri olduğunu konuşacağız. Neleri değiştirir hayatımızda? Bir boyutu bu olacak. Diğer bir boyutu da ihlasın çaresi ve tahribatçılarından nasıl korunacağız? Bize bugün inşallah ikinci bölümün geriye kalan bölümünde bu iki ana hattı anlatırsanız, paylaşırsanız çok sevineceğiz. Buyurun hocam. İnşallah. Şimdi isterseniz birinci sorunuz çerçevesinde devam edelim. Cenab-ı Allah hepimize ihlas nasip etsin. Şunu öncelikle ortaya koyuyoruz. Bu hayatta kurnazlıkla, tilkilikle bir yere varılmaz. Kurnazlıkla, yalancılıkla bir gidersin, iki gidersin, ondan sonra bir düşersin ama öyle bir düşersin ki bir daha o çukurdan da çıkamazsın. İnsanın gerçek başarıya, bu dünyada gerçek başarıya en nihayetinde bir imtihan sürecinin sonunda ve ebedi hayatta da mutlak surette başarıya ulaştıran en önemli sır ihlastır. Şimdi hedeflediğimiz bu ihlasın hayatımızı biçimlendiren, değiştiren, etkileyen üç temel sonucunu hayatımızda görebiliriz. İhlasımız ölçüsünde. Üç temel etkisini görebiliriz, algılarız. Ve bunu görürüz. Şimdi en azından ikisini görürüz, birincisini de biliriz. Birincisi şudur: Allah'ın rızası ihlasla kazanılır. Hedefimiz bizim cennet mi, ebedi saadet mi, sonsuzluğu kazanmak mı? Evet. Bunun bir tek yolu vardır: samimiyet. Allah'ı kandıramayız. Birbirimizi geçici olarak kandırabiliriz. Ama Allah'ı kandıramayız. Allah bize şah damarımızdan da yakındır. Zaten bütün zerrelerimizi yaratan, beynimizin çalışmasını yaratan, kalbimizden geçenleri bilen Allah'tır. Nefsimizin bize ne fısıldadığını bilen Allah'tır. O zaman tilkiliğe soyunmak biraz Rabbimizden gafil olmak mıdır? Öyle mi değerlendirmemiz gerekir sizce? Öyle değerlendirebilirsiniz. Allah bu evrende mutlak hakimdir. Allah'ın emri ve izni olmadan bir yaprağın kımıldamadığını bilen müminleriz. Evet. Allah bizden sebeplere başvurmamızı istiyor tabii ki. Ve de siz bir düşmanla savaşıyorsanız tabii ki tuzak kurarsınız. Hile yaparsınız. Ancak Allah'ın ortaya koyduğu sosyal hayat düzeni içerisinde dürüst olacaksınız. İlahi ahlak ilkelerine tutunacaksınız. Sizin çıkarınıza aykırı olsa da, zararınıza görünse de, bir menfaatinizi kaybetmenize sebep olsa da siz doğruluğu, dürüstlüğü, samimiyeti seçtiğiniz zaman Cenab-ı Hak en nihayetinde sizi zafere ulaştırır. Aksi takdirde biraz böyle çıkıyormuşsunuz, yükseliyormuşsunuz gibi görünür. İmtihandır bu. İmtihan süresi biter, süreci biter. Ondan sonra da belalar birbirini takip eder yahut da Azrail Aleyhisselam bir pençe atar geçer gidersin. O zaman bazen bu ihlas imtihanımızda değerli hocam biraz somon balıkları gibi akıntıya karşı yüzmek gibi durumlar da söz konusu olacak gibi gözüküyor. Mesela ticari hayata baktığımızda bazen bir kar için veya herkes yapıyor. Bunu yapmadan nasıl olur denilecek bir ortamda doğru kalmayı, dürüst kalmayı becerebilmek, yalan söylemeden o işi icra edebilmek. Yani hakikaten o ortam içerisinde bunu sergilemek tam Bu bir ihlasın bir şubesi gibi düşünülebilir mi acaba? akıntıya karşı yüzmek değildir aslında. Bu doğru yolda, doğru yönde yüzmeye devam etmektir. Rüzgar ne taraftan eserse essin. O bir imtihandır. Sınanıyorsun sen orada. Sana ters yönden rüzgar gelmezse sen sınanamazsın ki. Evet. Cenab-ı Hak bizi varlıkla, yoklukla, darlıkla, dirlikle imtihan eder. Bakalım çıkarına göre mi davranacak, Allah'ın rızasına göre mi davranacak? Burada biz biliyoruz, peygamber kıssalarından çok net örnekler vardır önümüzde mesela. Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle beraber Kızıldeniz'in önünde kurtuluşu, denizin yarılması. Nice mucizevi hayatlar aslında hepimizin hayatında vardır. O hikayeler, o yaşanmış olaylar ayrıdır.
Evet. Bizim hayatımızda da ummadığımız, hesaplayamadığımız bir yerden bir şey bizi bir yerden kaldırmış, uçurmuş bir yere atmıştır. Yahut giderken hesaplayamadığımız bir şekilde trenimizin lokomotifi makas değiştirmiştir. Bir şekilde ya yükselmişizdir ya alçalmışızdır. Evet. Yani aslında hayatımıza bakarsak, hayatımızda çok önemli değişim noktalarının birçoğu böyle şansmış, kazaymış, tesadüfmüş gibi bir görüntü altında gelir. Hayır, tesadüf yoktur. Allah aleme hakimdir. Ancak gafil olan bir insan sebeplere itibar eder. Daha doğrusu bu sebeplerin bu hayatı yönettiğini zanneder. Hayatı yöneten Allah'tır. Sebepler Allah'ı perdelemek içindir. Ve de bizden istenen tabii ki sebeplere göre çalışmaktır. Ama doğru yönde çalışmaktır. Neyse, şimdi konumuzu çok saptırmamaya çalışalım. Birinci mesele şudur. Allah'ın rızasını kazanmanın ihlastan başka yolu yoktur. Samimiyetten başka yolu yoktur. Samimiyetin yoksa ne kıldığın namaz namazdır, ne tuttuğun oruç oruçtur. Yani iki yüzlüysen o şirktir, o münafıklıktır, düzeltiyorum. Samimi mümin, ama bu samimiyetin tabii ki derecesi vardır. Hepimiz aynı derecede muhlis olamayabiliriz. En azından arayışımız bu olur, çabamız bu olur. Cenab-ı Allah'tan ihlas dileriz. Adım 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 Cenab-ı Allah da bizi ilerletir. Biraz sonra nasıl ihlas yolunda ilerleyebileceğimize dair ipuçlarını verebiliriz. Şimdi bunu geçelim. İkinci nokta şudur. Eğer bu hayatta daha huzurlu olmak istiyorsanız, daha güvenilir olmak istiyorsanız, daha başarılı olmak istiyorsanız, samimiyet en önemli meseledir. Geçenlerde bir araştırmanın sonucunu okudum. Toplumu etkileyen liderlerle ilgili iki tane en önemli unsur ön plana çıkıyor. Birincisi samimiyet, ikincisi profesyonellik. Ne kadar yeterli profesyonel birikimli algılıyorsunuz onu ve ne kadar samimi algılıyorsunuz? Samimiyeti gördüğünüz zaman karşı koyamıyorsunuz. Samimiyet acayip bir iksir. Bütün ilişkilerde bu böyle. Birisinde siz kurnazlık, tilkilik, sahtekarlık, ikiyüzlülük, riyakarlık sezdiniz mi? Öylesine aşağıya bir yere düşer ki, öylesine güvenilmez olur ki ilişkilerinizde vesairede bunu hiç unutmazsınız. Ama gönülden bir samimiyet gördünüz mü onda? Yürekten bir samimiyet gördünüz mü? Kapılır gidersiniz. Batılda bile olsa kapılır gidersiniz. Samimiyet çok önemli bir meseledir. Ve de tabii siz de samimi olursanız sizin hayatınız da rahat olur. Samimiyete Allah böyle bir şey vermiştir. İnsan savunduğuna inanıyorsa, gönülden inanıyorsa öyle yani tiyatrocu gibi rol yapmaya çalışmaz. Rollerini her yerde, her gördüğüyle rollerini hatırlamaya çalışarak strese girmez. Neyse odur. Yürektendir. Duygularıyla, içtenliğiyle tertemiz yaşar onu. Aslında bu halimiz karşımızdaki insanlar tarafından algılandığından mıdır ki acaba hocam? Nasıl anılıyorsak, nasıl biliniyorsak aslında öyleyizdir. Mesela bir yerde bir insan oturur, konuşur, sonra o meclisten ayrılır. Şahsı manevi o ayrılan kişiyle ilgili bir değerlendirmede bulunur. Bir hal sergilemişizdir. Aslında böyle bir şeydir. Biz ne kadar takla atarsak atalım, hangi halde görünmeye çalışırsak çalışalım, içimizdeki o hakiki ses dışarıdan algılanır değil mi? Algılanır. Üçüncü mesele de burada, üçüncü noktada şu. Cenab-ı Allah ihlasa bir tür keramet, samimiyete bir tür ruhani güç desteği lütfeder. Böyle bir ilkesel takdiri vardır. Bunun çeşitli örnekler çerçevesinde yansımalarını algılayabiliriz. Ben Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerinden bazı notlar alırken birkaç cümle kaydettim. Onları paylaşmak isterim. Mesela diyor ki Cenab-ı Allah nurdan, ateşten, ışıktan, karanlıktan, sesten, kokudan, elektrikten, manalardan, havadan, kelimelerden canlı şuur sahibi varlıklar yaratır. Evet. Kelimelerden şuur sahibi varlıklar. Manalardan,
Neler? İşte ruhaniler, melekler, cin türleri. Bir başka yerde, İhlas Risalesi'nde, Lemalar isimli eserinde de ibadetin, duaların, zikrin ihlasla yapılması karşısında olacaklara dair bir anlatımda diyor ki, senin ağzından çıkan mübarek kelimelerin havadaki efratları, La ilahe illallah diyorsun mesela, binlerce yayılıyor aleme. Ama nasıl söylüyorsun bunu? Eğer sen bunu gönülden söylüyorsan, ihlasla söylüyorsan, içinden, yüreğinden söylüyorsan, her ne söylüyorsan, şerde de yalnız, şerre dair bir laf da söylediğin zaman oluyor, o kelimelerin efratları canlanıyor, hassiz zişurun kulak, şuur sahiplerinin kulaklarına gidip onları nurlandırıyor, sana da sevap kazandırıyor diyor. Yani sözümüzün insanlarda kabul, yani Rabbimizin nazarında kabulü, sözlerin ağzımızdan ihlasla çıkması. İnsanların nazarında da kabulümüz, ne kadar ihlaslı hitap ediyorsak, söylüyorsak onları, yani gönülden ifade ettiniz, o zaman kabul burada, edilir mi acaba? Şimdi bakın, burada demek istediğimi İstemen Esrarı kitabında naklettiğim bir anekdotla biraz daha somutlaştırayım. Muhyiddin Arabi'nin kendi kitabından okumadım, başkasından naklen okudum. Bir hatıra anlatıyor. Akdeniz'de bir gemi yolculuğu yapıyor Muhyiddin Arabi. Bir gece vakti ve şiddetli dalgalı deniz. Şiddetli dalgayla gemi böyle sallanırken güverteden bir adam dengesini kaybedip denize düşüyor. Eyvah, adam düştü diye adamın düştüğü yere doğru koşuyor. Koşuluyor tabii. Sonra bakıyor ki Muhyiddin Arabi, hayali bir şey, adamı denizden düştüğü yerden almış, getirmiş, oturduğu yere koymuş. Herkes şaşkın. Böyle üzerinden sular sızıyor, adam da şaşkın. Muhyiddin Arabi, ne oldu, nasıl çıktın oradan diyor. Diyor ki adam, ben düşerken şu duayı okudum diyor. Bir dua okuyor. Bütün kalbimle ve teslimiyetimle bu Cenab-ı Hakk'ın takdiridir diye teslim olarak bu duayı okudum. Sonra tam sulara, suya battığım esnada bir hayali varlık beni yakaladı. Dedi ki, ben senin biraz önce yaptığın duanın manasıyım. Allah'ın emriyle vücut buldum ve seni kurtarmakla emrolundum. Allahu Ekber. Ve buradan yola çıkarak Muhyiddin Arabi diyor ki, eğer siz de diyor böylesine ihlaslı, böylesine yürekten bir dua yapabilirseniz, Cenab-ı Hak onu işte bu gördüğünüz gibi bir ruhani suretinde yaratır. Gönülden, gözyaşlarıyla yaptığınız duaların birer melek gibi, birer melek olarak ebediyen, belki kıyamete kadar tekrar eden birer zikir, birer dua halinde canlı olarak mana aleminde mevcut olacaklarını unutmayalım. Ama siz onu kalpten yapmadıysanız, böyle küspe gibi, yani sadece dilinizden çıktıysa, yüreğinizden çıkmadıysa, o sizin ruhaniyetinizle bulaşmamıştır. O canlanmamış olacaktır. Bir anekdot daha gene bu bağlamda anlatayım. Bu da gene, bunu da ruhsal zekadan naklettim. Hoca diyor ki vaazda, cemaate, eğer diyor inanarak Bismillah derseniz, gönülden Bismillah derseniz, karşınıza bir nehir de çıksa üzerinden basıp batmadan geçip gidersiniz. Bu vaazı dinleyen birisi çoban, nehrin karşı tarafında evi, bir seviniyor camiye gelmek için köprüden, uzun yoldan dolandığı için. Ve sonra Bismillah deyip geçiyor, hakikaten de geçiyor. Gel git böyle köprüden, köprüye uğramadan doğrudan nehrin üzerinden geçiş yapıyor. Ve hocayı davet ediyor evine. Nihayet hoca daveti kabul ediyor. Bir gün hoca ile beraber evine gelirken nehre geliyorlar. Bismillah deyip çoban karşıya geçiyor. Geri dönüyor, bakıyor ki hoca arkada. Bekliyor nehrin öbür yakasında. Hocam gelsene diyor. Bismillah de gelsene diyor. Hoca diyor ki, onu söyleyen dil bende ama ona inanan gönül sende. Esas burada çok önemli mesele, bu işin en önemli noktası inanmışlıktır. Bakınız, bu bazıları belki bunlar böyle uyduruluyor mu? Hani bir zamanlar bir yerlerde uydurulmuş efsaneler mi bunlar gibi düşünebilir. Hayır,
Bunlar bugün bilimsel olarak da bunların ufak prototip örnekleri deneylerle de ortaya çıkarılabiliyor. Var mıdır böyle çalışmalar? Çeşitli deneyler vardır. Çeşitli deneyler vardır. Mesela basit örnekler verelim. Diyelim ki hepimizin bildiği şu plasebo etkisi. Hasta ya doktor. Hasta mı? Hasta. Hasta. Doktor ona bir ilaç veriyor. İlacın içinde su var. Yahut boş bir şey var. İçi boş. Hı hı. O hapı alıyor, iyileşiyor hasta. Ciddi bir hastalık geçiyor. Neyle geçiyor? Plasebo diyorlar ona. Boş bir hapla. Yani kandırıyor. İnsanın inanmasıyla ilişkili olarak, diyelim ki çocuğu olmuyor, çocuğu olacağına inanınca, örnekleri var yani. Veyahut üniversitede yapılmış, bir yurt, yabancı ülkede yapılmış bir deney. Çocukları ikiye bölüyorlar. Bir gruba uyarıcı veriyorlar. Bir gruba sakinleştirici veriyorlar ama içeriğini farklı söylüyorlar. Mesela uyarıcının sakinleştirici, sakinleştiricinin uyarıcı olduğunu söylüyorlar. Sonuç? Sonuç söylendiği gibi oluyor. %80 insanlar kendilerine söylenene göre bir etki yaşıyorlar. İlacın, aldıkları hapın içeriğine göre değil, kimyasına göre değil. Şimdi bunun daha ileri, zihnin beden üzerindeki etkisine dair daha ileri farklı farklı deneyler var. Bunlara girmeyelim. Hülasa burada bu demek istediğim şudur. Bunlarla zihnimizi dağıtmamıza gerek yok. Anahtar ihlastır. Hayatta huzurlu olmak, başarılı olmak, güvenilir olmak istiyorsak, Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşmak istiyorsak inanacağız, samimi olacağız, dürüst olacağız, tutunacağız. Niyetimizin arkasında bir samimiyet olacak. Tabii ki müminsek bu samimiyetin anahtarı Allah rızası olacak. Müminiz elhamdülillah, o zaman her şeyi, her şeyin çerçevesini Allah rızasıyla çizeceğiz. Ya amelimizde rızayı ilahi olmasının da ölçüsü acaba ilahi ahlak kriterlerine göre bir yaşam noktasında sebat göstermek midir? Yani bunu neyle besleyebiliriz? Yani ihlası besleyen amiller, dinamikler nelerdir desek? Şimdi ihlası besleyen derken tabii ilme ihtiyacımız vardır. Cehaletle bir yere varılmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ya alim ol, ya öğrenci, ya dinleyici, ya da bunlardan birini sevenlerden ol. Beşinci olma ki helak olursun diyor. Ya alim ol, ya öğrenci, ya dinleyici, ya da bunlardan birini sevenlerden ol. Beşinci olma ki helak olursun. Mümin adeta 40 gündür aç olan bir insanın yemeğe koşması gibi ilme koşar. İlim, öyle bir ilim açlığı yaşar ki bir şey öğrendiği zaman onun kalbi, onun ruhaniyeti öylesine zevk alır, lezzet alır ki mümin böyle bir ilim açlığı içerisinde olmalı. Şimdi böyle bir ilim açlığı içerisinde olan mümin tabii ki Allah benden ne istiyor diye sorar. Biz Allah'a inanıyor muyuz? Amenna. Öyleyse biz affedersiniz Hristiyanlar gibi gökteki sakallı dedeye inanmıyoruz. Bizim inandığımız Allah'tır. Yerlerin ve göklerin yaratıcısı, bütün o yıldızların, galaksilerin yaratıcısı, bütün her şeyi bir anda ol emriyle vücutlandıran Allah'tır. Çok yücedir. Dolayısıyla o yüceliği ciddiye almamız lazım. Allah'ı ciddiye almamız lazım. Ciddiye almak ne demektir? İnsan birisine aşık olsa, kim yani insan, taparcasına kendinden geçer. Allah korusun. Şu kadarcık kalbini kırmaktan içi titrer. Ve onun basıp geçtiği yerlere bile hayrandır. Onun yaşadığı yere hayrandır. Onun hemşehrisine hayrandır. O bu bardağı tuttuysa bu bardağı hayrandır. İyi de yahu bu kalbi de yaratan Allah, o sevdiği şeyi de yaratan Allah, o sevgiyi de yaratan Allah, yerleri gökleri de yaratan Allah, her şeyi veren Allah, bütün sevgileri yaratan Allah, bütün sevinçleri yaratan Allah, Allah'sa, Allah dediğimiz zaman içimizde bir titreşim hissetmeyecek miyiz?
acaba Allah bizden ne istiyor diye pür dikkat, böyle yarım kafayla değil, gönülden, bütün dikkatimizle doğru mu anlıyoruz acaba Rabbimizin bizden ne istediğini diye düşünüyor muyuz? Şimdi bir taraftan tabii ki sahabeler işte böyleydi. Bir şey yapacakları zaman içleri titrerdi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin arkadaşları. Acaba Allah nasıl diler, nasıl olmasını uygun görür diye bütün merakları, bütün düşünceleri, bütün odakları buydu. Çünkü Allah her şeyin sahibi, her şeyin kaynağı, Allah her şeyin merkezi. O yoksa hiçbir şey yok. O varsa her şey var. Öyleyse ne yapacağız? Cenab-ı Allah ihlasımızı artırsın. Birinci olarak 6 tane maddeyi sıralamak istiyorum. Başlıklar olarak sıralayayım, sonra içeriğine girmeye çalışalım. Birinci olarak ölümü, ihlası geliştirmek istiyorsak ölümü sık düşüneceğiz. Ölümü daha sık düşüneceğiz. İkincisi, dünyayı da, dünyayı yaşarken de her ne yapıyorsak dünyevi olarak bunları da ahiret bilinci ile beraber zihnimizin bir tarafında ahiretin adeta bir sinema ekranına bakar gibi ekranını bulundurarak yaşamaya çalışacağız. Böyle bir hedefimiz olacak. Üçüncüsü, bizi tilkiliğe düşüren, kurnazlığa düşüren, affedersiniz argo bir tabir kullanıyorum ama düşüren bizim giderek zenginleşmemizdir. Dolayısıyla çıkar rekabetçiliğine girmemizdir. Çıkar rekabetçiliğinden kaçınacağız. Gireriz bunun içeriğine inşallah. Hı hı. Dördüncüsü, itibar, şan, şöhret, saygınlık düşkünlüğünden arınacağız, arınmaya çalışacağız. Bunların hepsi birer şeytani tuzaktır. Beşincisi, korkuya hükmetmeye çalışacağız. Ve altıncısı da müminler olarak imanımızla çelişkili yaşantılardan arınmaya çalışacağız. Azaltmaya çalışacağız. Çünkü insanın inanmışlığı çelişkileri ölçüsünde azalır. Ne kadar zıtlıklar varsa hayatınızda. Ben bir mümin olarak doğru olan budur diyorsunuz. Onun zıttı olan şeyi ne kadar yaparsanız inancınız o kadar sarsılır. Bazı insanlar bu zamanda imanlarının sarsıldığını fark ediyorlar. Müminler fakat imanlar gidip geliyor. Neden böyle oluyorum diye soruyorlardır kendilerine herhalde. Sebebi bu. Günahlar. Evet. İmanımızı tahrip eden, imanımıza aykırı yaşantı örnekleri. Şimdi bu 6 maddeyi açalım. 1. Ölümü sık hatırlamak. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ekfiruzik rahadı bil lezzet buyurmuştur. Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz. Çok anınız, çok hatırlayınız. Ölüm ne mutlu o insana ki ölümü çok aklına getiriyor. Sorunuz mu olacaktı bununla ilgili? Yani ölüm ve ihlas arasındaki bağlantı nasıldır acaba? Şöyledir. Ölümü düşünmediğiniz zaman hayali olarak, büyük bir yanılgı eseri olarak dünyada ebedi kalacağınızı zannetme bilincinde yaşarsınız. Gafletle. Halbuki bu gece yatıp da sabah uyanamama ihtimaliniz kuvvetli ve binlerce, on binlerce insan yarın sabah olmayacak yeryüzünde. Onlardan biri de pekala biz olabiliriz. Hiç de şaka değildir. Ya olmaz işte, ben daha gencim. Ya bırak Allah aşkına, mezarlık orada, git bak. 2 yaşında insan da var. Her yaştan insan da var yani. Bunun sebebi yoktur. Allah'ın takdir ettiği zaman gelir. Yok efendim hastaymışsın. Yok sağlıklıymışsın, bir şey olmazmış. Bunlar değildir. Allah'ın takdir ettiği zaman geldi mi bir nohut tanesi gırtlağına geçmiş, kaçmıştır, ölmüştür.
Şimdi bu şu şöyle bir şey sağlıyor. Ölümü düşündüğünüz zaman hayata mezarlığınızdan bakıyorsunuz. Tabutunuzdan bakıyorsunuz, mezarlığınızdan bakıyorsunuz. Bir taraftan önce bir ürperiyorsunuz. O ürpertiyle nefsiniz size haramı teşvik edemiyor. Fuhşiyatı teşvik edemiyor. Korkuyorsunuz. Yarın vereceğiniz hesabı düşünüyorsunuz. Ve bu dünyanın çok kısa olduğunu algılıyorsunuz. O zaman siz böyle bir kuş gibi konup biraz sonra uçup gideceğiniz bu dünyaya ebedi burada kalacakmış gibi yerleşme çabasıyla değil, asıl gideceğiniz mekana hazırlanma çabasıyla hareket ediyorsunuz. O zaman siz ağzınızdan çıkan lafa dikkat ediyorsunuz. O zaman eşinize bir laf söylerken, evladınıza bir laf söylerken, komşunuza bir laf söylerken dikkat ediyorsunuz. Çünkü o lafları kabirden bu tarafa doğru duyuyorsunuz. Mezarınızdan geriye bakıp da bak bu lafı dedim ben kendime diyorsunuz. Ama çare yok, yaşadığını yok edemezsin. Geriye dönüp de bu yaşantıyı baştan bir daha yaşayamazsın. Yaptın işte. Ölüme bakınca ne oluyor? Gerçekten samimi olarak bu sefer Allah'a evet Allah diyorsun. İnsanın böyle bir özelliği vardır. İnsan başına bela geldi mi Allah Allah demeye başlar. Ama Allah ona her şeyi verdi mi? Her şeyi Nemrut gibi baş ağrısı bile vermeden her şeyi verdi mi? Al sana para, al sana sağlık, al sana zevk dedi mi? O firavunlaşıyor, Nemrutlaşıyor. Allah'ı unutuyor. Sanki küçük dağları o yaratmış, sanki hiç ölmeyecek. Sanki kendi hayatının yaratıcısı odur. Sanki bir yumurtacıktan bir damlacık sudan yaratılan o değil. Sanki yakında çürüyüp gidecek olan o değil. Ama ölüm, hani gecenin zifiri karanlığında olursun, ay ışığı bile yoktur, yıldız bile yoktur da, göz gözü görmez. Etraftaki böyle ağaçların silüetlerine bakar canavar gibi zannedersin. Bir yerde bir canavar mı, bir ayı mı çıkacak, bir kurt mu çıkacak? Sonra bir ışık yanar. Bir günü bir anda bir güneş parlar. Bir projektör birden etrafa bir vurur. Bir bakarsınız ki o ağaçmış. İşte o orada bilmem bir taşmış. Bu bilmem neymiş. Ölüm böyle bir şeydir. Ölüm mü düşündüğün zaman ebedi alemi, madde ötesini aydınlatırsın hayalinde. Görürsün nereye gideceğini. Müminsen eğer. Biliyorsun çünkü. İmanınla biliyorsun. Efendim, ölüm bu. Çok uzattık bununla ilgili kısmı. Maddi çıkar rekabetçiliği. Değerli hocam, özellikle bu maddi çıkar rekabetçiliği bölümüyle ilgili birkaç cümle alıp yönetmenimizden de maalesef demeyeceğim çünkü süremizi biraz aşmış bulunuyoruz. Birkaç cümle aldıktan sonra noktalayalım. Şimdi o zaman ben şöyle söyleyeyim. Birkaç cümle şöyle söyleyeyim. Şeytan bizi değişik şekillerde korkutarak, değişik şekillerde kullanarak samimiyetten uzaklaştırmaya ve tuzağa düşürmeye çalışıyor. İkiyüzlü hale getirmeye çalışıyor. Allah'ın aleme hakimiyetini bize unutturmaya çalışıyor. İşte oradan bir çıkar elde etmek için ayette Cenab-ı Allah وَلَا تَشْتَرُوا بِاَيَتِ سَمَنَنْ قَلِيلًا ayetlerimizi ucuza satmayın diyor. Ne yapıyorsun sen? Faiz haram mı? Haram. Ama işte orada bir çıkar var yani geçici olarak. Ya ne olacak işte kendine göre bir şey uyduruyorsun. Bir meşruiyet buluyorsun. Allah'ı kırıyorsun. Allah'ın hatırına basıp geçiyorsun. Ve kanıyorsun şeytana. Sonra işte şan şöhret. Alkışlıyor seni insanlar. Bravo diyor. Harikasın diyor. Neyin bedeline söylüyor sana bunu? Yaptığın şeytani bir şeyin bedeline. Sen de diyorsun ki ya alkışlıyorlar beni. Olsun susayım. Bir şey olmaz. Seni niye alkışlıyorlar? Yaptığın şey yanlış. Ve efendim korku. Şeytan korkuyla insanı ele geçirir. Korkuyorsun. Ya benim işte kafamı keserlerse, ya şu olursa, ya bunu olursa, malımı mülkümü elimden alırlarsa susuyorsun. Haktan uzaklaşıyorsun. İkiyüzlü davranıyorsun vesaire. Ve çelişkili yaşantılar, günahlar, bunlar böyle hayatımızda arttıkça bütün bunlar tabii, bütün bu saydıklarımız ihlasımızın tahrip olmasına, samimiyetimizin çökmesine ve nihayet kalbimizin Rabbimizden uzaklaşmasına sebep olur. Kalbimiz Rabbimizden uzaklaştığında işte bizim ibadetimiz, bizim sevabımız böyle birazcık bir avuç sevap üretir hale gelir. Ama aynı amelle belki muhlis olan bir başkası bir Allahu Ekber dediği zaman yeri göğü dolduracak büyüklükte sevaba sahip olabilir. Cenab-ı Allah bize ihlas nasip etsin. Amin. Samimiyet nasip etsin. Amin.
Ve ömrümüzün sonuna kadar o ihlas içerisinde onun rızasını arama bilinci içerisinde yaşamamızı nasip etsin inşallah. Amin diyelim. İstemenin sırlarında da bu dualarla güzel hitamı misk kokusunda programımızı noktalamış olalım. İnşallah önümüzdeki haftalarda burada bulunabilirsek, her programda bunu özellikle vurguluyoruz. Çünkü misafiriz. Misafirhanemizdeki yolculuğumuz devam etti müddetçe. Dostlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Değerli dostlarımız, istemenin sırlarının sonuna geldik. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek duasıyla. Hayırlı günler diliyorum.